İmam Buhari rahimahullah rivayet kılgen hadis-i şeriflerden biridir. Peygamber aleyhissalavatu vesselam merhamet kılıp aytadılar. Selâtun men künne fîhî vecede halâvetel îmân. En yekûne Allahu ve Rasûluhu ahabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Ve en yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illâ lillâh. Ve en yekrâhe en ya'ûde fil küfri. Kemâ yekrâhu en yûkâda fil nâr. Ravâhul Buhari. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp üçte hıslat var ki kaysı bir ümmette, kaysı bir bendede ana şu üçte hıslat var buladigan bo'lsa. Mana şu üçte hıslatını özüde mücessem etedigan bo'lsa bu iman halavatını tatiydi. Peygamberimiz aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem iman halavatını tatiydi diyen gepleri sahabeyi kiramlarına güde başkaca bugün. Yani hemimiz ham iman davasıdaki adamlarımız ama onun lezzetini, halavatını, tatçilik, nihayette katta ihlasını ta'minlaydi. İhlas artık geçse, ibadetten insan çerçemeydi. Belki ibadeti de ihlas bilen bo'ladi ve o ibadet onun için çerçah bo'lmaydi, rahat bo'ladi. Ali Tantavi rahimahullah'ın bir gapleri var, Mısır ulamalarına. Ali Tantavi'ni. Men evvelleri bolaligimda uluğlarını ibodat qilayotganlarini ko'rib, ibodat qilish qanchalar mashaqqatda. Doim tahoratda, ibodatda, tahajjudda, tongda turib ibodat qilishliklar bo'ladi. Allohni zikr qilish bo'ladi, istig'for etish bo'ladi, tavba qilish bo'ladi. Tilovat va boshqa qanchadan qancha ishlar bor. Men ibodatning mashaqqatlari haqida ko'p o'ylanib yurardim. Kim bilsam holat shu ekan ki, ibodatni inson ixlos bilan qila oladigan bo'lib qolsa, ibodatda mashaqqat yo'q, rohat bor ekan degan. Payg'ambar alayhi salovatu vasallamning hadis shariflarini bayonini aytmoqchi bo'lib, orada bu jumlani aytishligimizda asos bor. Ulamolar ham buni idrok etishgan. Kimda kim iymon halovati bilan ne'matlangan va rizqlantirilgan bo'lsa, juda katta yaxshilik beradi. Uchta xislatni mujassam etsak, siz bilan menda ham o'sha narsa bo'ladi inshaalloh. Payg'ambar alayhissalom rost so'zlaydilar. Qaysi bir insonda uchta xislat mujassam bo'lar ekan, iymon halovatini tadiydi. Ayyakunallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh va uni payg'ambari. Alloh va uni payg'ambaridan boshqa har kimdan afzal bo'ladigan bo'lsa. Hem her kimden göre Allah ve Resulü'nü yaşşur edigen bolsa. Buran bir kişini, bu ikincisi, buran bir kişini yaşşur edigen bolsa, şu yaşşur işi, şu muhabbeti fakat lillah, Allah'ın razılığı için boladigen bolsa. İmandan gelen küfürge kayıtışlıkını, xuddi olovga uloqtirilishligini qay darajada yomon ko'radigan bo'lsa, kufrga qaytishlikni xuddi o'sha darajada yomon ko'rsa, shu odamlar iymon halovatini tatiydi dedilar azizlar. Demak, yana takror aytaman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohga bo'lgan va bandaga bo'lgan kishining muhabbati boshqa har qanday muhabbatdan ustun bo'lmaguncha iymon halovatini tatib bo'lmaydi deyilmoq. Birovni yaxshi ko'rishlikda qoshi ko'zda yurishtirishi bizga nisbatan mulozamatidan emas. Yaxshi ko'rishligimiz iymon alomatlari, iymon taqozo etadigan qadamlarini tashlashligi, hatto harakatlari tufayli yaxshi ko'rishligimiz faqat Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, iymon halovatini tatiladi. Kufrga qaytib qolishlikni xuddi bir joyda gulxanku, gulxandir ustiga uloqtirilishlikni qay darajada yomon ko'ramiz. Bir joyimizga shikast yetib kuyishligimiz, og'rishligimiz, alamlanishligimizni yomon ko'ramiz dunyoda. Kufrga qaytishlikni xuddi o'sha olovga uloqtirilishlikdan qanday uzoq bo'lsa, uni yomon ko'rsa, u holatdan qo'rqsa, xuddi shunday uzoq bo'ladigan bo'lsa, ana shunda iymon halovatini tatiladi deyilmoq.